Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yüksek enflasyon nedeniyle yeni banknot basılacağı iddialarına yanıt verdi. Bakan Nebati böyle bir çalışma olmadığını dile getirdi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, 10 TL madeni para basılacağını, 500 ve 1000 TL'lik banknot basılacağı iddialarını gündeme getirmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kabine toplantısının ardından da soruları yanıtladı ve iddialar için yanlış bilgi ifadesini kullandı Bakan Nebati. Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma yok, ihtiyaç da yok diye konuştu. CHP'nin sağlık çalışanlarının sorularını görüşmek için olağanüstü toplantı çağrısı üzerine meclis yaz tatiline ara vermişti. Ancak muhalefet gerekli yeter sayısına ulaşamadı. Oturumun açılabilmesi için genel kurulda 200 milletvekilinin hazır olmaması nedeniyle sağlıkta şiddet tasarısı görüşmeye açılmadı. Meclis tatilini yarıda kesti. CHP sağlıkta şiddeti görüşmek üzere olağanüstü toplantı çağrısı yapmıştı. Ancak genel kurulun açılması için yeterli sayıya ulaşılamadığından toplantı yapılamadı. Çözüm amacıyla mı yoksa bu konu üzerinden bir siyasi şov ve bir siyasi rant elde etmek amacıyla mı? CHP'nin talebi üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop meclise olağanüstü toplantı daveti yaptı. Tartışma başladı. AK Parti CHP'yi şov yapmakla, MHP ise sağlık çalışanları üzerinden siyasi istismarla suçladı. Her iki parti de çağrıya uymama kararı aldı. CHP'yi öncesinde bu çağrıyla ilgili bilgi vermediği için siyasi nezaketsizlikle suçlayan ve DBP'li Salih Aydeniz'in fezlekesinin genel kurul gündemine gelmesi endişesi taşıyan HDP de olumsuz tavır sergiledi. Genel kurula CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Memleket Partisi katıldı. Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'in yönettiği oturumda yoklama yapıldı. Genel kurulun açılabilmesi için 200 milletvekilinin hazır bulunması gerekiyordu. Ancak yapılan yoklamada 159 milletvekilinin hazır olduğu tespit edildi. Muhalefette yer alan partiler yeter sayıya ulaşamadı. CHP ve İYİ Parti'nin mevcudunun da altında bir sayı çıktı. Yani her iki partiden de fire verildi. Yeterli çoğunluk sağlanamadığından olağanüstü toplantı çağrısı düşmüştür. Oturumu yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadi Bilgiç yeter sayıya ulaşılmadığı için oturumu kapattı. Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamamış oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu genel kuruldan çıktıktan sonra kısa bir değerlendirme yaptı. Yaşanan tablodan AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti arkadaşlar buradalar. Hepimiz görevimizi yaptık ama parlamentoyu işlevsiz kıran iki organ, iki temel kurum yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Parti gelmedi. Dolayısıyla bundan sonra olacak olan bütün negatif olayların sorumlusu da onlardır. Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini hatırlattı. Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetle mücadele için yapılan tüm çalışmaları görmezden gelip sadece bu cümleyi sarf edebilmek için toplantı daveti yaptılar dedi. Ünal, Cumhur İttifakı'nın Türk Ceza Kanunu'nda hayata geçirdiği değişiklikleri hatırlattı. CHP'nin olağanüstü toplantı daveti için içine düştüğü siyasetsizliğin bir sonucudur ifadesini kullandı.